Herkese pazartesi gününden günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Şimdi Armine'yi okula bıraktım. Arkadaşımı almaya geldim. Bugün okulda 29 Ekim gösterisi var. İşte çocuklar normal saatine gittiler. Biz de saat 10.30'da gideceğiz. Biz de öyle esrarlı plan yaptık dün. Dedik sabah kahvaltı yapalım bir, ondan sonra da okula geçeriz. Şimdi onu almaya geldim işte, bekliyorum kapıda. İkizlere Çağrı bakıyor, onlar evdeler. Onları almadım çünkü sabahları böyle bir soğuk oluyor hava. Hem de bahçede çok kalabalık, onları hayatta yani zapt edemem. O yüzden onlara Çağrı bakıyor. Biz de öyle bir kahvaltı yapacağız arkadaşımla. Ondan sonra okula geçeceğiz. Bir de akşam misafirlerim var bugün. Gidince o kadar çok işim var ki önce bir evi süpürüp silmem lazım. Çünkü hafta sonu ev çok dağılıyor. Önce bir işte süpür yaparım, toz alırım. Ondan sonra akşama tatlı falan yapacağım. Ama önce bir markete gitmem lazım. Dün akşam işte eksik listesini çıkardım, yazdım böyle. Onları gidip alacağım fileye. Ondan sonra da hemen hazırlıklara başladım. Bu arada dün video atmıştım ama kimse izlememiş galiba. Şimdi baktım da 1800 izlenme var. Normalde hani genelde 2000'in üstünde, hatta 3000'in, bazen 3000 falan da izleniyor. Dedim ki acaba yanlış bir şey mi yaptım ben? Çünkü pazar günü ilk defa attım ben video. YouTube'a başlayalı. Herhalde pazar günleri kimse video izlemiyor. Genelde tabii ki hava da güzeldi. Herkes dışarı çıktı falan. Yani gayet normal. Keşke dedim pazartesi günü atsaydım. Böyle üzüldüm yani birazcık izlenmediğine. Esnaf kahvaltı. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahve içmeye geldik. Hemen böyle sahilde bir yer var bizim burada. İçinde park falan da var. Oradayız. Kahve içeceğiz ya, daha gelemedi kahvelerimiz. Bekliyoruz. Evde içmemiştim zaten. Esra'yla içelim diye. Etkinlik bitti. Şimdi hemen fileye gidiyorum. Şu akşam için eksiklerimi alayım. Ondan sonra eve gideceğim. Evimi toplayacağım. Ondan sonra hazırlıklara başlarım. Zaten saat daha 12.30 yetişir yani. Onların gelmesi 7-8'i bulur. Eksiklerimizi aldık. Ne alacaksın kendine? Şimdi eve geldim kızlar. İlk önce tatlımı yapacağım. Onun çünkü bir soğuması lazım. Ondan sonra artık evi toparlarım. Ondan sonra geri kalanları hallederim. Çok bir şey hazırlamayacağım zaten. İşte böyle ortaya mezeleri falan Çağrı ben alırım dedi. Bizim burada bir mezeci var da çok güzel oluyor. Böyle havuç taratoru falan. Onları o alacak. İşte ciğer falan kızartacağım. Ciğeri de almadım. Onu da yine Çağrı getirecek saat 5-6 gibi. Onları da sütte koyacağım zaten. Bir yarım saat kadar sütte kalsa yeterli olur. Karides yapacağım. Onu da böyle güveçte yapacağım yine. O da vardı evde, o yüzden almadım. Ama ilk önce şu tatlıyı yapmam lazım. Onun böyle bir soğuması lazım. İrmikli bir tatlı yapacağım, böyle irmikli sütlü. Üzerine de çikolata sos dökeceğim. Hadi hemen başlayalım. Bir bardak şekerim var. Ondan sonra şöyle bir bardak da irmik koyuyorum. Şöyle bir tane vanilyam var. Onu da ekliyorum hemen. Şöyle üzerine hemen 1 litre de sütümü ekleyeceğim. Ondan sonra ocağı alacağım. Kızlar şöyle pişirdim. Zaten kıvamına bakın. Koyulaştı. İçerisine en son şöyle bir kaşık tereyağı ekliyorum. Karıştırayım şöyle. Bayağı böyle yoğun bir kıvam aldı.
Benim şöyle bir kalıbım vardı kızlar. Şimdi buna koyacağım. Sadece ıslattım tabanını, o kadar. Yağ falan sürmedim. Şimdi hemen onun için alıyorum. Kızlar şöyle 3 tane yufkam vardı dolapta. Onları da çıkardım. Şimdi yalancı su böreği yapacağım. Şimdi burada 1,5 bardak sütüm var. 3 tane de yumurta koydum. Şöyle 1 bardaktan biraz az da sıvı yağ koyuyorum içine. Sosumun içine. Ve 1 tane de şöyle soda ekleyeceğim. Evet, bunları şöyle güzelce bir çırpayım hemen. Şöyle göz kararı bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi kızlar ben şöyle bir borcam kullanacağım, yuvarlak, ama isterseniz kareye de koyabilirsiniz. Kare de daha güzel olur hatta. Yufkayı da artırabilirsiniz. 4 tane veya 5 tane de kullanabilirsiniz. Burada 3 tane yufka var dediğim gibi. Şimdi şöyle direkt doğruyorum bunları. Dört veya beş yufka kullanırsanız daha iyi olur. Bende 3 tane vardı dolapta. Genelde 5 yufkadan yapıyorum bunu. Ama şimdi alabileceğim bir yer de yok. O yüzden 3 taneden yapacağım. Evet, şöyle doğradım. Gördüğünüz gibi. Bu çok kolay oluyor. Çok da güzel oluyor. Deneyin yani mutlaka. Şimdi şöyle bir kat hemen gelişi güzel koyuyorum. Şimdi şöyle bolca sosundan döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. Bende şu çökelek vardı kızlar. Ben çökelek kullanacağım. Ama isterseniz zor peynir falan da kullanabilirsiniz. Şöyle bir de tel peynirim vardı benim dolabımda. İsterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle tel peynirinden koyacağım. Bu böyle güzel yağlı bir peynir. Güzel eriyor içinde. Böreklerim. Bundan da şöyle hemen koyalım. Anne. Anne. Bu ne? Dur bekle, vereceğim size. Bekleyin az. Yeah.
Şimdi kalan yufkaları da en üstüne diziyorum. Yine aynı gelişi güzel. Kalan bütün sosumu da üstüne döküyorum. Şimdi kızlar üzerini streçleyeceğim ve bunu akşam pişireceğim ben. Böyle birazcık 1-2 saat dinlendirirseniz dolapta daha güzel oluyor. Böyle hemen pişirmeyin. Böyle sosuyla birlikte iyice özleşsin. O yüzden mesela yapmadan 1-2 saat önceden yapın. Dolaba kaldırın böyle benim gibi. Ben zaten arkadaşlarımın gelmesine yakın pişireceğim bunu. 180 derecede 45 dakika kadar pişecek. O yüzden şimdi hemen dolaba kaldırıyorum. Dinlensin. Gördünüz zaten çok basit. Bu kadar yani. Anne şişer. Kolay ve lezzetli oluyor. Anne aşkım. Şişer. Tamam dur sesini açalım. Kızlar irmik tatlısı şöyle ters çevirdim. Tabağa koydum. Buydu kalıbımda bu arada. Şimdi üzerine çikolata sosu yapacağım ben bunun. Şöyle şuraya. Ben bunu üzerindeki tarife göre yapacağım. 2,5 su bardağı süt diyor. Sonra bir de toz karışımı ekleyin diyor. Şöyle. Ben fıstığını çok seviyorum tatlılarda. Özellikle de böyle çikolatalı tatlılarda. O yüzden şöyle Antep fıstığı koyayım dedim. Şu orta kısmına da şöyle serpiştireceğim. Evet tatlım hazır kızlar. Hemen şimdi dolaba koyacağım bunu. Bir 2-3 saat şöyle dolapta kalması gerekiyor. Çünkü böyle soğuk daha güzel oluyor. Ama bence muhteşem görünüyor. Çok güzel oldu. Süslemesi de güzel oldu. Şuradan akacak diye de o kadar korkuyorum ki. Bir de şurada. Bir de şurada. Şu taraflara tam böyle içine oturdu ama şu kenarlardan akacak yani. Az kaldı. Hemen bunu dolaba koyayım. Donsun birazcık. Benim kızlar öyle börek çörek yemezler. O yüzden onlara da şöyle pilav yaptım. Kavurmalı pilav. Şimdi koyacağım zaten birer tabak yesinler. Artık sonra yine acıktıklarında yerler. Ne oldu? Bir de ev yoğurdundan ayran yapacağım şimdi. Ver bakayım bana onu sen. Neyse seni öğrendik. Herkese iyi akşamlar. Bu saatte kamera açtım kızlar. Bugün vlog çekmedim. Dün vlog çekmiştim ama birazcık böyle yarıda kaldı. Çünkü misafirlerim gelecekti. İşte hazırlık falan yaptım. Aşamaları birazcık çektim size. İki tane tarif yapmıştım. İkisini de çektim. Sonra dedim ki herhalde çok kısa olmuştur. Atamam. Şimdi işte birazcık editini yaptım. Baktım. Çekmişim yani aslında. Kapanışını yapayım videonun. Şöyle bir veda edeyim size. Ondan sonra yüklemesini yapacağım. Yarın sabah izlersiniz inşallah. Dün arkadaşlarımız geldi bize işte. Sabah da Aymina'nın okulunda gösteri vardı. Ona gittik. Arkadaşımla kahvaltı yaptık. Kahve içtik. Orada okula gittim. Geldim. Hazırlık yaptım. İşte arkadaşlarımız geldi. Saat 6.30 gibi. Hatta benim hazırlıklarım hepsi yarıda kaldı. Görmeniz lazımdı yani. Sabah işte böreği yapmıştım. Bir de tatlı yapmıştım. Onları size çektim. Böreğim muhteşem oldu. Böreği gerçekten çok kolay ve pratik bir börek tarifi. Yalancı su böreği. Onu çekmiştim size. Dedim ki bunu mutlaka atmalıyım. Çünkü gerçekten efsane bir börek. Yani kızlar da çok beğendi. İçtikten sonrasını çekememişim ama. Ama ben onu zaten sık sık yapıyorum aslında. Bir ara çok yapıyordum.
Sonra dün aklıma geldi. Aslında patatesli börek yapacaktım. Sonra birden o aklıma geldi. Dedim ki dur ben bundan yapayım. Yaparken de işte size de çektim hatta yaparsınız diye. Ama piştikten sonraki halini çekemedim tabii ki. Ama bir sonraki yaptığımda çekerim. Piştikten sonraki halinde. Detayları da çektim zaten. Siz de yapın mutlaka. Deneyin. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi dün gece saat 3'e kadar oturduk biz arkadaşlarla birlikte. Bugün de Allah'tan okul tatili ya, saat 12 gibi falan kalktık. Çünkü çocuklar da oturdular. Uyumadılar. Gece saat 3'te yattı onlar da. Ondan sonra ama o kadar yorgunum ki zaten tipimden anlaşılıyordur. Baksanıza halime. Bugün böyle resmen pinekledik yani. Hiç böyle iş de yapmadım evde. Anca böyle bir mutfağı falan toparladım. İşte yemek falan yedik öyle. Şimdi çay içeceğiz. Çay demledim. Dizimiz var zaten ATV'de. Bir gece masalı. Vallahi masayı bile çekemedim biliyor musunuz? O kadar telaşlı bir hazırlık yaptım ki. 6.30'da geldiler çünkü benim mutfak dağınık. Daha ciğeri kızartmamışım, karidesi yapmamışım. Neyse kızlar yabancı değil Allah'tan, bana yardımcı oldular. İşte biri ciğeri kızarttı, diğeri karidesi yaptı falan. Öyle hemen mezeleri falan koyduk. Salatayı falan yaptım. Öyle hemen şipşak hazırladık elde. Arkadaşım bir de bana ev hediyesi almış. Bayıldım. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle bir cam çaydanlık almış bana. Zaten bunlardan o kadar çok istiyordum ki böyle sürekli bakıyordum. Şöyle cam çaydanlık. Bunlardan gerçekten uzun zamandır istiyordum yani. Hep böyle bakıyordum. İşte bir kere Karaca'ya bakmıştım. Bir kere de İngiliz Home'a bakmıştım ama İngiliz Home'daki daha çok hoşuma gitmişti. Ama bu modeli görmemiştim açıkçası. Yani bu modeli ilk defa görüyorum. Bu model herhalde bu sene çıkmış. O da bana böyle bir ev hediyesi almış gerçekten. Kesesine bereket. Çok beğendim. Gerçekten güzel bir hediye oldu. Ama şimdi size bir şey göstereceğim. Bunun içerisinde şöyle bir süzgeç var. Ve ben bunu bugün kırdım. Daha doğrusu sanırım defolu bir ürün. Çünkü bununla böyle kapattığım zaman şu kapağı kapanmıyordu. Ben de herhalde dedim ki kapak kapanmıyor ya. Herhalde dedim şöyle bir oturtmam falan lazım diye düşündüm. Şöyle hafiften bir bastırdım. Tık kırıldı hemen. Neyse değişim fişi var zaten şurada. Arkadaşım değişim fişi de almış. Artık bu hafta içi bir gün gider bir Karaca'ya gösteririm. Ya değiştiririm ya da bilmiyorum. Belki değiştirirler diye düşünüyorum. Çünkü şey kapağı sorunlu. Yani kapakta bir problem var. Bence defolu bu. Defolu bir ürün. Bir de acayip ince, hani hassas bir ürün. Tık diye kırılıverdi yani böyle elimde. Artık bunu bir değiştireceğim. Böyle yani kızlar. Şimdi çay doldurayım hemen kendime. Gideyim salonda bir çay içeyim. Rahat rahat. Herkese iyi geceler kızlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.